MSI Mac X570 Ace'in kutu açılışını yapıyoruz. Bakalım kutu içeriğinde neler geliyor. Kutunun dışı bu şekilde. Anakartın bağlantı noktalarından, üstündeki RGB'den vesaire bahsetmişler. Bu anakartın üstünde kendi hazır overclock seçenekleri mevcut. Bunda hiç BIOS'a girmeden overclock yapabiliyorsunuz. Tabii işlemcinizin de bunu desteklemesi lazım. Biz bu anakartta Ryzen 3900X işlemci kullanacağız. O da şurada. Hemen kutumuzu açalım. Anakartımız bu şekilde. Buna birazdan bakacağız. Kutumuzda bir adet kılavuz, bağlantı kablolarını ayırabilmek için stickerlar, teşekkür kartı, MSI'ın küçük bir kitapçığı, Türkçe kullanma kılavuzu, driver CD'si, yine MSI ürünlerinin kartı ve anakartın kitapçığı. Burada da güzel bir kılıf içinde anakartımızın Wi-Fi anteni, bu fan kablosu, bir adet RGB ledler için kablo, SATA kablosu, yine SATA kabloları, yine RGB fanlar için bağlantı kabloları. Bakalım, vidalar, bir vida daha ve benim en çok sevdiğim MSI'ın logosu. Başka da bir şey çıkmıyor kutudan. Şimdi bunu kenara alalım. Anakartımızı şöyle alalım. Şu altlığını alalım. Anakartımız gözüktüğü gibi. Anakartımız şu şekilde. Arkadaki portları, bir tane Type-C portu, USB portları, BIOS ayarları, Wi-Fi antenleri, ses girişleri. Üç adet M.2 SSD slotu mevcut. Bunlar Gen 4 destekli. 3 adet ekran kartı yuvamız PCI Express. 4 adet RAM slotu 32 GB'dan 128 GB desteği mevcut. AMD işlemcilerimiz için soketimiz. Anakart gözüktüğü gibi gayet güzel bir anakart. Arka kısmı şu şekilde. Ryzen 9 3900X'in kutu açılışını yapacağız. Bakalım kutu içeriğimizde neler mevcut. İncitmeden nazikçe. Ve canavar şu şekilde geliyor. İçeriğimizde Ryzen 9 stikeri ve
Yanında RAID RGB soğutucumuz dahili olarak kutu içeriğine dahil. Termal macun altında sürülü olarak geliyor ama şu kısmı biraz bulaşmış. Biz çıkarırken herhalde bir yere sürmüş olabiliriz. Veya kutu içeriğinde sarsılmasından dolayı. Evet, ben dokunmuşum. Şu an gördüm. Aferin bana. Dakika, dakika bir, gol bir. Termal macuna dokunmayın. Çıkarırken dikkatli çıkarın. Biz bunu tekrar kutusuna yerleştirelim ve sistem toplayışımıza geçelim. Şimdi yanımızdaki kasa Corsair'ın Kristal serisi 680X modeli. Çok heybetli bir kasa. Tüm anakartları destekliyor. Şimdi kutu açılışına geçelim ve bu canavarı görelim. Kasamızın hemen üst tarafında bizi karşılayan kitapçık, toz filtremiz ve kasamız burada. Şimdi ben bu kasayı çıkarayım. Masamızın üstüne alalım. Ondan sonra devam edelim. Kasamızı kutudan çıkardık. Şimdi kılıfının içinden çıkaralım. Bakalım burada. Kasayı kırmadan çıkarırsak kasamızın duvağını kaldırıyoruz. Makas kesmiyor. Makas kesmiyor. Detayları çekeceğim zaten yakında. Kasamızın üst tarafında 2 adet USB 3.1 girişi, 1 adet USB Type-C, 1 adet hem mikrofon hem kulaklık aynı girişte olan kısım, power tuşu ve reset tuşu bulunuyor. Üst tarafında, ön kısmında ve yan tarafında temperli cam bulunuyor. Önünde 3 adet RGB fanla geliyor. Ayrıca arkasında 1 adet daha egzoz fanı mevcut. Kasamızın genişliği 34 santim. Yüksekliği 50 santim. Ve derinliği de 42 santim. Hemen kasamızın şöyle yan tarafından açalım. Tekrar bakın dedim.
Kasamızın iç kısmı bu şekilde. Yan kapağımız mıknatıs da tutuyor ve şu şekilde açılıyor. Şu kısımda menteşeler mevcut. Şimdi sistem toplama videomuza geçelim.